kampüs dinlenme tesislerinde cennetten bir köşe. Yeşilköy Et Mangal'da serpme kahvaltı keyfi sizlerle. Çeşit çeşit kahvaltılıklar, doğal ürünler ve yanıbaşınızda demlenen çaya doğanın huzuru eşlik ediyor. Kahvaltının ardından kahveler bizden, bol neşeli keyifli sohbetler sizden. Kampüs dinlenme tesisleri Yeşilköy Et Mangal. Merhaba değerli izleyiciler, Kanal 68 Televizyonu Haber Merkezimiz tarafından hazırlanan haber bülteni ile karşınızdayız. İlk haberimizle başlıyorum. Elektrik teknolojisi öğretmeni Yusuf Kaş, bir tarlada çıktığı elektrik direğindeki arızayı gidermek isterken akıma kapılarak yaşamını yitirdi. Yusuf Kaş'ın cenazesi bugün ikindi namazına mütakiben Somuncu Baba Külliyesi'nde toprağa verildi. Olay saat 17.10 sıralarında Yeşilova beldesinde bir tarlada meydana geldi. Şehit Yavuz Çoban Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde görevli elektrik elektronik teknolojisi öğretmeni Yusuf Kaş okul çıkışı Yeşilova beldesine gitti. Burada bir tarlada çıktığı elektrik direğindeki arızayı gidermek isteyen Kaş akıma kapılıp zemine düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. 4 çocuk babası Kaş sağlık ekip derince kaldırıldığı Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Yusuf Kaş'ın cenazesi bugün ikindi namazına mütakiben Somuncu Baba Külliyesi'nde toprağa verildi. Cenaze törenine Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, Belediye Başkanı Doktor Evren Dinçer, Aksaray Ticaret Borsası Başkanı Hamit Özkök, öğretmen meslektaşları ve çok sayıda öğrencisi katıldı. Tabii kendisine bu Habibi Zişan Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e ümmet eyle bir şefaatine mazhar edesin. Rabbim merhumun ailesine yakında mazhar edilmeyi ihsan edesin. Değerli kardeşlerim, Allah için salata, Resulullah için salavata, meyyit için duaya uyun hazır olan imama. Her kişi niyetine. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Merhumun ruhu için, Kâb-ı Yer, İman ve İslam'ın ruhu için. Allah rızası için El-Fatiha.
Aksaray'da JASAT dedektifleri yapılan bir hırsızlık ihbarının ardından olaya anında müdahale ederek şüpheli şahsı gözaltına aldı. Hırsız JASAT'tan kaçamadı. Hırkatol köyünde ikamet eden M.Y. isimli şahıs 112 acil ihbar hattını arayarak köyde bulunan tarlasından 1 adet akü, 1 adet mazot pompası, 2 adet şarj dinamosu ve 100 litre mazotun çalındığını beyan ederek ihbarda bulundu. İhbarın alınmasından sonra Aksaray İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı jandarma dedektifleri ve Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından olay yeri ve çevresinde yapılan çalışmalar neticesinde olayı gerçekleştirdiği tespit edilen bir kişi yakalanarak gözaltına alındı. Çalınan malzemeler tam ve eksiksiz olarak sahibine teslim edildi. Gözaltına alınan şüpheli şahıs işlemlerinin tamamlanmasına müteakip adli makamlara sevk edildi. Ben Hırkatol Köy Muhtarı Mustafa Aydoğan. Muhtarlık haricinde de çiftçilikle uğraşıyorum. Çiftçilik esnasında yonca tarlam vardı. Yonca tarlamı sulama yaparken sabahtan akşama kadar yaptık. Akşam bıraktıktan sonra sabah geri vardığımda tarlamın başındaki motorumun mazotunu, dinamasını, mazot pompasını çalındığını gördüm. Bu esnada hemen Aksaray İl Jandarma Komutanlığı'na bilgi verdim. Jandarma Komutanlığı hemen geldi. Komutanlarım baktı, tespit etti. Malzemelerimin yerinde olmadığını onlar da gördü. Sonra gece gündüz demediler, aradılar ve malzemelerimi ve hırsızı buldular. Bugün de beni arayarak malzemelerin bulunduğuna dair İl Jandarma Komutanlığı'na gelerek gelmemi söylediler. Ben de geldim. Bana malzemelerimi teslim ettiler. Malzemelerimin değeri 50.000 TL'ydi. Jandarmama ve İl Jandarma Komutanlığı'na ve komutanlarıma teşekkür ediyorum. Aksaray'da bir şahıs hayvan pazarına gidiyor ve elindeki sahte paralarla iki küçük baş satın alıyor. Durumu fark eden satıcının ihbarı üzerine R.C. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre hayvan pazarında bir şahsın sahte para vererek iki küçük baş hayvan satın aldığı ihbarı üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri hayvan pazarına gelerek olayla ilgili araştırma başlattı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri yaptığı araştırmada sahte para kullanarak iki küçük baş hayvan alan şahsın kimliğini tespit etti. Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sahte parayla hayvan alan R.C. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şahsın üzerinde ve evinde yapılan aramada 1 adet ruhsatsız tabanca, 6 adet tabanca fişeği, suçtan elde ettiği değerlendirilen 35.200 TL ve 2 adet küçük baş hayvan ele geçirildi. Ele geçirilen 2 koyunsa sahibine teslim edildi. Olayla ilgili tahkikat sürüyor. Aksaray'da düğünlerde havaya silahla ateş eden 5 maganda vatandaş gibi düğünleri takip eden jandarma ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı. Edinilen bilgiye göre Aksaray İl Jandarma Komutanlığı tarafından düğünlerde yaşanan silah atma olaylarına karşı oluşturulan Mutluluğa Kurşun Sıkma Projesi çerçevesinde sivil jandarma ekipleri ilçe, belde ve köylerde yapılan düğünlere girdi. Vatandaş gibi düğünleri takip eden jandarma ekipleri 5 ayrı düğünde havaya ateş açtığını tespit ederek Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 6 ayrı adrese operasyon düzenledi. Düğünlerde havaya ateş açan 5 şüpheli suçüstü yakalanarak gözaltına alınırken yapılan aramalarda 2 adet ruhsatlı tabanca, 1 adet ruhsatsız tabanca, 4 adet ruhsatsız av tüfeği, 2 adet kuru sıkı tabanca, 193 adet tabanca fişeği, 20 adet 7,65 milimetrelik tabanca fişeği ve 1 adet şarjör ele geçirildi. Gözaltına alınan 5 şüpheli sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığı'na götürülürken olayla ilgili
soruşturma başlatıldı. İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada Aksaray İl Jandarma Komutanlığı'nca sorumluluk alanlarımızda yapılan düğün, nişan ve asker eğlenceleri gibi faaliyetlerde silahla ateş etme olaylarının önlenmesi, vatandaşlarımızın huzur ve güven içerisinde düğünlerini yapmaları için titiz ve gayretli çalışmalarımıza gece gündüz demeden aralıksız olarak devam edilecektir denildi. Aksaray Belediye Başkanı Dr. Evren Dinçer'in girişimleriyle kent merkezinin kalbi konumundaki Hamidiye Mahallesi'nde başlatılan kentsel dönüşümde çalışmalar aralıksız sürüyor. İşlevselliğini kaybetmiş, maddi değerini yitirmiş, güvenlik sorunları yaşayan, yol ve otopark yetersizliğinin yanında ağır altyapı sorunlarıyla karşı karşıya kalan, deprem riski taşıyan Hamidiye Mahallesi'ndeki yapılarda yıkım çalışmaları aralıksız sürüyor. Şu ana kadar 54 binanın yıkımı gerçekleşti. Toplamda 23 bin metrekare alanda gerçekleşecek kentsel dönüşüm tamamlandığında yeni oluşum iki ada üzerine kurulacak ve 13 bloktan oluşacak. Yeni açılacak 25 metrelik yolun yanı sıra iki katlı otoparkta yer alacak. Belediye Başkanı Dr. Evren Dinçer konuya ilişkin şu görüşlere yer verdi. Seçim vaatlerimizden biri olan ve şehrin önemli sorunlarından olan uzun yıllardır çözülemeyen kentsel dönüşümü, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızın destekleriyle şehrimizde çalışmalarımızı başlattık ve çalışmalarımız aralıksız sürüyor. Çalışmalar tamamlandığında şehrin kalbi konumundaki Hamidiye Mahallemizin hem çehresi değişirken aynı zamanda yeni açılacak ve genişleyecek yollarla şehir trafiği de önemli ölçüde rahatlayacak dedi. Şu ana kadar yapılan çalışmalar sonrasında Hamidiye Mahallesi ve Kalealtı Caddesi arasındaki binaların da yıkılmasıyla açılan alan vatandaşlar tarafından daha da net gözlemlenebiliyor. Şehrin geleceği için çok önemli olan kentsel dönüşüm tamamlandığında şehrin yeni modern yaşam alanı olacak. Zirai don tehlikesine dikkat. Meteoroloji Bölge Müdürlüğü uyardı. Hafta sonu yaşanılabilecek hafif zirai don tehlikesine karşı meteoroloji çiftçilere uyarılarda bulundu. Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada zirai don uyarısı yapıldı. Yapılan açıklamada 22-23 Ekim günleri hava sıcaklıklarının düştüğü sabah ve gece saatlerinde Konya, Karaman, Aksaray, Niğde bölgelerinde hafif zirai don tehlikesi riskinden dolayı başta tarımsal faaliyetlerle ve bahçe tarımıyla uğraşan üreticilerimizin ve ilgililerin dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir denildi. Aile hekimi uzman doktor İskender Bülbül havaların soğumasıyla beraber soğuk algınlığı ve nezle salgınlarının baş gösterdiği şu günlerde önemli açıklamalarda bulundu. Bülbül soğuk algınlığının ve nezlenin aynı şey olmadığını söylerken hastalandıktan sonra nelerin yapılması ve nelerden kaçınılması gerektiğini tek tek anlattı. Merhabalar, ben uzman doktor İskender Bülbül. Mustafa Cengiz Abur Aile Sağlığı Merkezi'nde çalışıyorum. Öncelikle üst solunum yolu enfeksiyonu dediğimiz hastalıklar, özellikle burun, sinüsler, boğaz ve gırtlak dediğimiz bölgenin enfeksiyonlarına verilen genel isim olarak üst solunum yolu enfeksiyonları diyoruz biz. Genel olarak semptomlar burun tıkanıklığı, boğaz ağrısı ve ses kısıklığı şeklinde ortaya çıkıyor. Çoğunlukla etken olarak bakteriler değil de virüsler üst solunum yolu enfeksiyonlarına sebep olurlar. Özellikle bu hastalıklar hava yoluyla yani damlacık yoluyla bulaştığı için de kapalı ortamlarda özellikle kış aylarında bulaşlar daha çok artar üst solunum yolu enfeksiyonlarında. Özellikle bağışıklık sistemi zayıf olanlarda, çocuklarda, yaşlılarda ve kronik hastalığı olanlarda daha dikkatli ve daha yakından tedavi edilmesi gereken hastalıklardır. Ateş, halsizlik, yorgunluk ve kırgınlık haricinde tutulan bölgeye göre semptomlar değişiklik gösterebilir. Örneğin mesela burun tutulumu olduysa biz buna rinit diyoruz ya da sinüs tutulumu olduysa sinüzit diyoruz. İkisi beraberse rinosinüzit diyoruz mesela. Burun tutulumu olduysa burun akıntısı daha çok karşımıza çıkıyor. Ya da sinüslerde bir tutulum varsa kafasını öne eğdiği zaman bir baş ağrısı şeklinde tanımlıyor hastalar. Ya da geniz akıntısı şeklinde tanımlayabiliyorlar. Ya da farenjit dediğimiz boğaz enfeksiyonu sırasında ise boğazda bir yırtılma hissi, bir ağrı hissi meydana geliyor. Ya da gırtlak dediğimiz larenks bölgesinde enfeksiyonları yani larenjitlerde ise daha çok ses kısıklığı şeklinde kendini belli ediyor. Soğuk algınlığı ve grip aslında ikisi farklı hastalıklar.
Soğuk algında özellikle burun akıntısı daha sık görülürken öksürük, gripte daha çok öksürük şeklinde kendini belli eder. Grip biraz daha ağır bir hastalıktır aslında. Ateş özellikle 38 derecenin üzerindeki ateş birkaç gün sürebilir. O yüzden grip biraz daha yakından takip edilmesi gereken, dikkatli olması gereken bir hastalıktır. Soğuk algınında dediğim gibi daha çok burun akıntısı, hapşuruk gibi semptomlar varken gripte daha çok boğaz ağrısı, öksürük, yüksek ateş, daha çok daha yoğun bir halsizlik, yorgunluk hissi ortaya çıkar. Biz bu hastalıkların tedavisinde aslında semptom yönelik tedaviler veriyoruz. Boğaz ağrısı varsa işte boğaz için spreyler, gargaralar ya da burun akıntısı varsa burun spreyleri ya da işte sinüzit varsa bu içerideki sinüs boşluklarındaki bulunan balgamın daha rahat akması için bazı ajanlar kullanıyoruz. Ama genel olarak ajanlar viral enfeksiyonlar olduğu için antibiyotik çok tercih etmemeye çalışıyoruz. Zaten bu hastalıklar için grip içinde, nezle içinde ilaç kullanırsanız 7 günde kullanmazsanız 1 hafta içerisinde geçti, öğretilmişti bize. Bu hastalıklar için aslında yapmamız gereken en önemli şeyler bol sıvı tüketilmesi gerekir. İstirahat etmek çok önemlidir. Kalabalık ortamlardan mümkün mertebe kaçınmak, yakın temastan mümkün mertebe kaçınmak gerekir. Öksürük ya da hapşuruk sırasında kolumuzla ya da elimizle yüzümüzü, ağzımızı kapatmamız gerekir. Ve bunun sonrasında da elimizi en az 20 saniye yıkamamız gerekir. Onun haricinde beslenme çok önemli. Beslenmemize dikkat etmemiz gerekir. Yeterli ve bir uyku, yeterli bir uyku mutlaka önemli. Bağışıklık sistemimizin güçlenmesi için. Ve egzersiz de yapabilirsek tabii ki çok daha iyi olur. Bunun haricinde özellikle 65 yaş üzeri ve kronik hastalarımıza grip aşısı önereceğim. E-nabızdan kontrol edebilirsiniz ya da e-nabız kullanamıyorsanız en yakın aile hekiminize ulaşıp grip aşısı çıkıp çıkmadığını öğrenebilirsiniz. Eğer grip aşısı çıkıyorsa da şu an grip aşısı yaptırmanın tam zamanı. Aracı olanlar ekran başına, bu haberimiz sizi yakından ilgilendiriyor. Malumunuz kış kapıda. Peki aracınız kışa hazır mı? Sanayi esnafından oto bakımı ve tamiri üzerine çalışan esnaf sizler için araçların kış bakımları ile ilgili açıklamalarda bulundu. Esnaf, küçük ve önemsiz gibi görünen bu bakımların hayati önem taşıdığının altını çizdi. Öncelikle sizleri tanıyabilir miyiz? Ben Atilla Terzi, Dilek Oto Elektrik. Mehmet Ali Terzi, Atilla Terzi. Birlikte çalışıyoruz. Malumunuz kış yaklaştı, havalar soğudu. Vatandaş kışlık araç bakımlarını yaptırıyorlar. Evet. Neler yaptırılıyor bu kışlık bakımlarda? Kışlık bakımlarda aracın öncelikle yağsı değişecek. İnce yağ olması gerekiyor. Kışın don havalarda, soğuk havalarda daha rahat çevirsin diye yani. Yağ değişimi olacak. Cam suyunu koyacaksın. Antifrizini koyacaksın aracın donmaması için. Peki bu işlemler, yapılan bu işlemler ne kadara mal olur vatandaşa? Şimdi yağ değişimi ortalama 500-600 arası işçilikle birlikte. Cam suyu 50 milyon lira falan, 40-50 arası. İşte dinamalarını tabii bakımını yaptırırsa 300-500 arası da o tutar. Antifrizde 200 lira falan aşağı yukarı. Bu şekilde bakımlarını yaptırırlarsa kışın rahat ederler vatandaşımız. Peki aracın kışlık bakımlarını yaptırmadığımız zaman ne gibi sonuçları yol açar ve kışlık bakımı neden önemlidir? Kışlık bakımı, şimdi aracı bakımını yaptırırsan daha sağlıklı bir şekilde kışı geçirirsin. Eğer yani bakım yaptırmazsan, bunu antifrizini ölçtürmezsen, kışın mesela bunun bomesi var yani bomeyle falan antifrizini ölçtüreceksin. Eksi mesela 25 derecede, 30 derecede olduğu zaman eksi 15 derece ise antifrizin derecesi, araç donar. Tabi bu da büyük bir masraf açar yani donduğu zaman. Cam suyu mesela yolda gittiğin zaman önüne bir kamyon gelebilir, bir çamur atabilir. Cam suyuna basıp hemen hayati şeyi önem taşır yani bu şekilde. Cam suyuna basarsın, hemen camını yıkarsın, önün açılır. Eğer o şekilde cam suyu don bir şekilde yani kullanırsan kazaya sebep verebilir. Yani büyük tehlikeler barındırıyor. Tabii büyük tehlike, ufak şeyler ama büyük tehlikeler şey yapıyor, barındırıyor. Peki vatandaş şu anda aracının kışlık bakımlarının için geliyor mu sanayiye? Bakımlar başladı i̇şte mı? Yavaş yavaş başlayacak. Sezon başladı. Antifriz değişimi, yağ değişimi, marş dinamanın bakımları falan hepsini yapacağız yani. Elimizden geleni vatandaşımıza yapacağız.
Peki vatandaş fiyat konusunda ne söylüyor? Pahalı mı diyor? Vallahi şimdi fiyat konusunda da her şey ateş pahası olmuş. Yani insanlar artık kendini hazırlıyor. Yani kimisi sonra vereyim diyor, sabit müşterileri oluyor. Yani kolaylık tanıyoruz yani vatandaşımıza, müşterilerimize. Yani o şekilde. Peki siz şu an işlerden memnun musunuz? Allah'a çok şükür işlerimiz iyi. Çalışıyoruz abimle birlikte. Yani bir ekmek kapımız var yani. Yeni sanayiye gideceğiz. Onun biraz hüzünü var. Dükkanımıza alıştık. Tezgahımıza alıştık. Yani biraz hüzünleniyorum. Ne zaman geçeceksiniz yeni sanayiye? Onun da. Peki diğer iş yerleri en son ne zaman geçecekler? Hala burada bir işleyiş görüyor. 11. ayın 30'u son dediler dernek başkanımız, sayın dernek başkanımız. Biz de onlara uyacağız. 11. ayın 30'una kalmadan gideceğiz yani. Çoğu da zaten gitti. Arkadaşlarımız, eşimiz, dostumuz. Gideceğiz, biz de gideceğiz. Sırada hava durumu. Haber merkezimiz tarafından hazırlanan haber bülteninin sonuna geldik. Tekrardan görüşmek üzere, hoşça kalın efendim. Kampüs dinlenme tesislerinde cennetten bir köşe. Yeşilköy Etmangal'da serpme kahvaltı keyfi sizlerle. Çeşit çeşit kahvaltılıklar, doğal ürünler ve yanıbaşınızda demlenen çaya doğanın huzuru eşlik ediyor. Kahvaltının ardından kahveler bizden, bol neşeli keyifli sohbetler sizden. Kampüs dinlenme tesisleri Yeşilköy Etmangal.